Dejan'ın düzenlediği motivasyon kampına gidiyoruz. Orada en küçük işleri alan ajans biziz. Can Divit ve ekibi gibi büyük ajanslar bizi ezmeye çalışabilir. Ama şunu unutmayın. Biz küçük bir ajans olsak da güçlü ve başarılı bir ajansız. O yüzden orada onları yerle bir etmenizi istiyorum. Yerle bir edelim derken Aylin Hanım, yani bu motivasyon kampı eğlence temalı değil mi? Motivasyondan ne anladığına bağlı Hilmi. Gözünüzü dört açmanızı istiyorum. Fikri Harika'nın en zayıf yönlerini öğrenin. En basit oyunda bile kazanan biz olmalıyız. Yarın sabah 6'da yola çıkıyoruz. Bugünlük dağılabilirsiniz. Hilmi sen burada kal, bana lazımsın. Ben de gelmek isterdim aslında Aylin Hanım. Tabii siz nasıl istersiniz. Heh, gel. Dernek için yaptığın işin baskısını getirdim abi. Heh, bakayım. Konuşturmuşsun yine, çok iyi olmuş ya. Oğlum çok iyi olmuş, baskı da mükemmel, helal sana ya. Kız da güzel. Aynen, kız da güzel. Yüzünde onlarca ifade var yani, bayağı doğal. Şey ne oldu? Billboardlar? Ay yarın hazır olur. Aa unuttum oğlum, sana ödül vereceklermiş. Hadi be. Ne ödülü? Ya dernekten Esma Hanım aradı. Bu kampanyayı senin yürüttüğünü duyan bir sürü insan bağış yapmış. Deli gibi destek almışlar abi. Millet daha görmedik kampanyayı. Ne ara oldu bütün bunlar? Fark etmez abicim. Adın yetiyor. Can Divit bir derneğe destek oldu mu olay bitmiştir. Ne oldu ya, şımardın mı sen? Şımarık ya. Yok be oğlum, mutlu oldum. O da dernek için ya. Ha ödül diyordum. Uluslararası Reklamcılar Derneği katkından dolayı ödül verecekmiş işte sana. E sen alırsın, yine yorma beni. Ya oğlum bıktım senin ödüllerini almaktan ya. Üf. Sen seviyorsun bu işleri diye diyorum. Hafta sonu ben yokum, baskıyla ilgilenirsin değil mi? Tamam tamam, merak etme. Ben de o işi. Hadi gidiyorum ben, görüşürüz. Çok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Güliz, Sanem nerede? Sanem arşiv odasına indi. Tamam, çok sağ ol. Hayır yani Osman'ın nişanlıyız diye kampa nasıl götüreceksin, bunu nasıl ikna edeceksin çok merak ediyorum gerçekten. Kreatifi tıkla. Bekle şimdi. Ya tamam, ben düşüneceğim bir şeyler. Ya Osman'la ilgili. Sen bir kere de düşündüm de. Düşüneceğim deme ablacığım, tamam mı? Önce düşünüp sonra hareket et, bir kere. Ya tamam, ben ikna edeceğim Osman'ı. Sen de gelsene benimle, bak seni çok seviyor biliyorsun, hadi. Olmaz canım. Sen kendin soktun kendini bu derde, kendin çıkacaksın. İyi ya. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bu şirkette herkes benim nişanlım var sanıyor. Yanım ortaya çıkarsa rezil olurum. Sen de rezil olursun benimle. Sen bilirsin. Şifre ne? Şifre ne? Ne bileyim, neyse şifren gir işte. E şifre yok ki bende. Sanem Can Bey herkese şifre dağıttı. Almadın mı sen? Yo almadım. Sen seninkini versene, onu yazayım. Sanem olur mu öyle şey? Saçmalama. Herkesin şifresi ayrı. Ara Can Bey'i sor. Şifren olmadan çalışamazsın. Arayamam. Ben onun yüzünü... Sesini duymak istemiyorum. Sanem ben çıkıyorum. Akşam 7'de gelir alırım seni. Bay Fabri ile yemek için. Görüşürüz Sanem. Can Bey ben de tam çıkıyordum. Almanıza gerek yok. Ben kendim gelirim. Nereye? Nereye gideceğiz? Akşam 7'de alırım seni. Şifren güle güle kullan. Kesin polendir şifre. Kesin. Gıcık. Gıcık şey. Kusura bakmayın Gündür Hanım'la. Daha yeni devraldık ama haftaya elinizde olacak bütün hepsi. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler. Mevki Bey, ya biz de bakkalı kapatıp eve mi gitsek acaba ha? İçeride mal da yok. Geleni de geri gönderiyoruz zaten. Yok yok, Ayhan gelecek şimdi. Bak göreceksin, biz onunla konuştuk, bir şey bulacak o. Ya kusura bakma ama ya bu Ayhan'ın aklı fikri bir karış havada gibi geliyor bana. Yo yo, cingöz bakıyor. Bak göreceksin, bir fikir bulacak o. Bekle. Bekle bekle, ne bekleyeceğiz?
Ne bulacak Allah aşkına? Hani bizden habersiz gidip bankadan kredi mi çekecek? Niye böyle yapıyorsun Nihat? Allah Allah. Buyurun, buyurun, buyurun. Ah bak geliyorlar. Buyurun. Abilerim, ablalarım, teyzelerim, amcalarım. Tek sıra halinde. Haklısın, yanılmış olabilirim. Bu düpedüz deli. Deli. Şöyle gel ablacığım, şöyle gel ablacığım. Aynen. Geçelim böyle sıraya şey yapalım. Tamam, sıraya girin. Aynen. Şişt, çocuğum. Çocuğum bizim bakkalımızda mal mı var? Ne satacağız biz bu insanları? Niye getirdin bu insanları? Mevkübe anneciğim. Ayhancığım öyle bir plan yaptı ki tıkır tıkır işleyecek. Evladım. Ya Mevkübe, ne oluyor burada? Biriniz de bana anlatsın. İyi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nihat amcacığım, Mevkübe teyzeciğim. Biliyoruz içeride mal olmadığını da. Mesela Emine teyzem kara kaplıdaki borçlarının bir kısmını ödemeye geldi. Evet, mahallemizde 100 kişiye sorduk. Neredeyse tamamı size olan borçlarını eritmek istediklerini söylediler. Şimdi bunu veriyorum, gerisini ay sonunda vereceğim. Vallahi benden de bu kadar çıkıyor ama. Kusura bakmayın. Benden de bu kadar. Estağfurullah. Benden de bu kadar. O zaman içeriye geçelim. Ben defterden tek tek bunları düşeyim. Tamam. Hadi. Kız sen. Sağ ol. Ay sağ ol. Çok teşekkür ederim kız. Sen ne bileyim bak. Aldım. Seni aldım. Seni yerim. Oldu tabii. Muza da çok yardım etti yalnız. Sana da teşekkür ederiz Muzaffer. Aman estağfurullah Mevkübe anneciğim, ne yaptık ki? Hepimizin bakkalımız. Neticede bakkal mahallenin kalbidir. Ay. Bence yeterince kuvvetli olmamış. Bu imajı değiştirelim biz. Deren Hanım, istediğiniz tüm bilgileri sisteme girdim. Belgeleri de dosyaladım. Çıkabilir miyim? Çıkabilirsin tabii. Niye çıkamıyorsun? Yemek randevun vardı değil mi senin? Ajansın patronu Can Bey, Nove Fiori'nin patronu Fabri ve Sanem. 3-5 günlük eleman için sence de çok enteresan bir yükseliş grafiği değil mi bu? Siz ne demek istiyorsunuz? Patron sever bir halin var diyorum. Şu konsepte ne kadar hakim olduğuma inanamazsın. Ha ama bak ben hiç kimseye haksızlık etmek istemem. Belli, zeki kızsın. Da sakın benimle zeka yarıştırma. Çok pişman ederim seni. Gözüm üstünde. Sanem. Kusura bakmayın. Patron beni çağırıyor. Emre Bey. Deren Hanım beni kovabiliyor mu yoksa sadece siz ve Can Bey mi kovabiliyorsunuz beni? Yine ne oldu Sanem? Boş verin. Neden çağırmıştınız beni? Abimin senin fotoğraflarını çektiği kampanyayı gördün mü? Yok görmedim. Can Bey kimseye göstermiyor. İyi tamam. Abim şimdi çıktı. Odasına git. Telefonuna fotoğraflarını çek. Bana gönder tamam mı? Siz neden almıyorsunuz? Yan oda. Ya abimin odasını karıştırırken birileri görürse dikkat çeker. Ama Emre Bey, Can Bey sizin abiniz. Sonuçta ben getir götür elemanıyım. Odada bir şeyler ararken yakalanırsam daha fazla dikkat çekmez mi? Baksanıza. Ofis camdan. İtiraz etsem de yine de git al diyeceksiniz değil mi? Peki buradan geçebilir miyim? Daha pratik oluyor da. Geç. Sanem, sen ne yapıyorsun orada? Can Bey'in odasının tozunu alıyorum gördüğünüz gibi.
Buyurun, istediğiniz dosya. Sen hem dosyayı getir demedim ki. Fotoğraflarını çek getir dedim. Emre Bey, Can Bey kimseye göstermiyor diyorum. Zaten ben de görmek istemiyorum. Dosyayı getirdim ki siz fotoğraflarını çekersiniz. Ben görmeyeyim. Ne enteresan bir kızsın sen ya. Tamam, bakmıyorum. Alabilirsin. Şöyle alayım. Tekrar buraya kullanabilir miyim? Geç. Abi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Hadi yallah. Of, yandık. Abilerin abisi. Hayır. Ne aman, dinlemedin ki daha. Hayır. Ben sizin ifadenizi biliyorum. Bu ifade benim başıma defalarca kez belaya soktu. Bu sefer yemezler. Öyle bir şey değil. Ama abicim hiç dinlemedim. Bir kerecik dinlesen. İstemiyorum. Hadi canım. Hadi güzelim. Hadi Ayhan dedi ki. Bak şu güzel. Ayhan şey dedi ama. Bak. Hadi. Ama Ayhan dedi ki ben de ikna edemeyeceğim. Ama bırakın ben de canımı kovuluyorum ben şu an ya. Benim ekmek param ama bunu halletmemiz... İstemiyorum. İstemiyorum. Bak ne güzel diyorum değil mi? Tekrar söylüyorum. İstemiyorum. Merhaba Osman. Yok. Leyla'yı da getirdiğinize göre ne istiyorsunuz bu sefer? Adam mı öldüreceğim? Ha söyleyin, adam mı öldüreceğim? Yok, o kadar değil. Hayatta olmaz. Ya bir ne olur Osman, yeter evet. Çok doğru bir şey değil. Ama çok da deniyorsun ya. Hayatım istiyoruz. Bir saniye, ben hallediyorum. Bir dakika. Olmaz ya. Hayat memat meselesi ama. Ya kızım siz manyak mısınız? Ya ciddi soruyorum, manyak mısınız? Geleceğim seninle kampa, nişanlı taklidi yapacağım. Bu iş beni bozar, beni çalmayın. İşten kovulurum. Şirkette herkes benim nişanlım var zannediyor. Osman eğer o işten kovulursa ben de kovulurum. Abi be. Ya ne olacak ya? Bir günlüğüne kasaba kapatırsın. Hem sana da tatil olur. Ya iyi de niye Osman dedin ki ya? Ya başka isim mi yoktu? Ne bileyim, o anda ilk aklıma gelen isim Osman oldu. Dua edin de zebercet demedim. Bir şey yapmayacaksın zaten. Sadece nişanlınmış gibi davranacaksın. Ben orada olacağım. Sanem, bak sen benim kardeşim gibisin ya. Ben sana nasıl aşık taklidi yapacağım? Bak bu çok saçma sapan bir iş, ben nişanlıyım. Ben yardım edeceğim sana. Bizim şimdi bir patronumuz var Can Bey. Çok çok kötü bir adam. Sadece onunla tanışacaksın. Ben Osman diyeceksin, bitti. Gerisi ben de diyorum. Yok. Ya Osman, bak ben de orada olacağım. Gerçekten ben de yardımcı olurum sana. Sıkılmazsın. Vallahi bak. Ha. İyi ya. Tamam, geliyorum. Başımın belaları. Ay ya. Bana... Sen tek gün. Aslansın aslan. Tek gün, bir de. Şimdi bana yemek yapacaksınız. Hak ettim. Hemen. Ya beraber hazırlarız ama ben yemeğe kalamam. Can Bey'le yemek yemem lazım. Nefret ettiğin adamla yemeğe mi gideceksin? Bir de onunla da nişan taklidi yapacağım. Nasıl? Abicim, ben sana anlatacağım. Küçük detaylar, takılmayalım. Daha senin zengin taklidi yapıyor olman lazım. Çünkü kafam kadar bir nişan yüzüğü söz konusu. Bir de sana araba lazım. Oha. Başka? Daha başka? Limonlu salata. Ablam şahane yapıyor. Hadi. Anne, geldim ben. Ama hemen çıkmam lazım. Çünkü çok sıkıcı bir işim var. Allah kalp krizi geçireceğim birazdan. Sonra. Gerçi beni görmeniz lazım. Saatlerce dil döktüm İngilizce ya. Ya anlamıyor adam. Ondan sonra Fransızca, İtalyanca, İspanyolca nasıl yardırıyorum? Yok. Adam Türkmüş mü? Ay, adam Türkmüş. Ay bayılacağım. Hoş geldin. Ya ben biraz erken gelmişim de laflıyorduk öyle.
Hoş geldin kızıcığım. İş yemeğine gidiyormuşsun. Seninle gurur duyuyorum, gurur. Karım çok merak. O değil de. Adam nereliymiş? Ya vallahi o saatten sonra artık hiç sormadım. Biz adamla Türkçe de anlaşamadık. Ben bir şey söyleyemeyeceğim. Dayı bundan. Nasıl? Bize sağlık oğla. Yok bakkalda. Ha. He. Hadi ya. Tamam hadi. Tamam. Aslı bakın az. Muzaffer. Kızım neredesiniz? Acil toplantı dediniz. İki saattir ağaç oldum ben burada ama meraktan ölüyorum. Sanem'in başına bir şey geldi. Benden gizliyorsunuz. Yemin ediyorum Sanem'in başına bir şey geldi. Hı Ayhan? Oğlum sakin ol ya. Allah Allah Muzaf. Kız gayet iyi. Bir şey yok. Yemeğe gitti. Yemeğe mi gitti? Leyla, bu kız kiminle yemeğe gitti? Nerede gitti? Tek başına mı gitti? Gecenin bu saatinde Sanem yemeğe mi gitti? Aman kimle gittiyse gitti canım. Boş ver, ne düşünüyorsun sen bunları? Olur mu ya? Olur mu? Olur olur, gayet güzel olur. Sen şimdi otur, sakin ol. Otur, biz seninle bir şey konuşmaya geldik. Pardon, ben geldim önce doluydu. Sandalye çekin, hadi. Neredesiniz? Ağaç oldum. Evet. Grazie. Kadehimi ikinizin şerefine kaldırmak istiyorum. Bu devirde sizinki gibi böyle tutkulu aşkları bulmak neredeyse imkansız. Sanem Hanım mı? Şarap, vino? Yok 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 yok. Almasın o, bozuyor onu şarap. Bozuyor. Ha. Beni bu aralar bozan çok şey var. Sevgilim keyfin yerinde mi? Yani memnunsun ortamdan. Evet hayatım, her şey yolunda. Harikler, harikler. Aman keyfin yiyorsun. Ne zamandır soracağım, bir türlü soramadım. Siz nerede tanıştınız? Kayseri. Paris'te. Kayseri'de. Frans, Paris, Kayseri. İkisi yakın mı? Kayseri, Türkiye. Ha. Burası. Kayseri'de. Ha? Aa evet. Doğru, ben unuttum onu ya. Evet, biz ilk Kayseri'de. Aynen. Hayatım anlatmak ister misin Kayseri'de nasıl tanıştık biz? Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ama hayatım. Sen çok daha iyi anlatıyorsun o yüzden. Hemen anlatayım. ben Kayseri'de bir lokantada mantı yiyordum. Mantı. Kayseri'de mantı. Beklenmedik bir şey. Sonra Can Bey lokantadan çok havalı bir şekilde içeri girdi. Aa, çok romantik devam, bak dinle. Evet tatlım, devam et. Sonra mantı kalmamış. Mantıcı da mantı kalmamış. Olacak şey değil. İlginç. Sonra işte Can lokantaya girdi. Ben çok açım, bir mantı yiyeceğim dedi. Restoran sahibi de mantı kalmadı dedi. Hayır dedi, ben o mantıyı yiyeceğim bu akşam burada dedi. İnattır, inadı inattır. O mantıyı yemeden rahat uyuyamaz o gece. Mümkün değil. Sonra ben de bir baktım. Aç. Sefil. Sefil. Mizerable. Mizerable, bravo, bravo. Mizerable. Ben de tabağımdaki mantıyı onunla bölüştüm. Çünkü canım o benim. Canım hani C büyük harfle üstten virgül apostrofo. Canım. Canım ya. Çok romantik. Çok romantik. Paris nasıldı? onu sen anlatmak ister misin hayatım? İsterim, isterim. Ben anlatmak isterim. Ben aslında Paris'e iş için gittim. Çok işkolik. İşkolik. Yani bir gün yürüyüşe çıktım bir gece. Çıkarım genelde, yürüyüşe çıkarım geceliğin. Yağmura yakalandım birden. İnanılmaz yağmur. Bir yağmur Paris'te. Meşhurdur Paris'te yağmur. Sinemanın önünden geçiyorum o esnada. Film izlemeye bayılır. Çok sanatsever, sanat seviyor belli. Tabii. Girdim içeri, bilet sırasında beklerken önümdeki kıza doğru yaklaştım. Muhteşem bir koku geldi burnuma. Hayatımda aldığım en harika koku. Tabii yarı karanlık, arkası dönük, göremiyorum. Kıpırdayamıyorum heyecandan. Sonra hafifçe başını çevirdi. Bir baktım, Sanem. Ben tabii cesaretimi topladım.
Hafifçe omzuna dokundum. Hatırladın mı beni dedim çünkü ilk Kayseri'de. 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 İşte o günden sonra onun kokusunun bağımlısı oldum. Gördüğünüz gibi. Harika. Film sahnesi gibi. Değil mi? Masal gibi. Can Bey, bunu paylaştığınız için çok teşekkür ederim gerçekten. O zaman içelim. Kayseri'den Eyfel'e. Bayılır sarımsaklı yoğurt yesin. Ay bir de mantıyı ekmekle yiyor. Çok severim, bayılırım. Banarım yani. Sayırıyor. Belli ediyor zaten Can Bey. Bekleyince insanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Gerçekten kendi kendime panik oldum. Ya Muzaffer, bak herkes iyi. Sanem de gayet iyi. De biz başka bir şey için geldik. Ha, başka bir şey için. Hayırdır, ne için? Bana... lazım bana. Ne lazım? Araba. Hı? Araba lazım, araba. Ha, 5 gün önce de bana lazımdı biliyor musun? İlaç için bir araba bulamadım. Mahallede araba kıtlığı var yemin ediyorum. İşimiz gücümüz oluyor, bir tane araba bulamıyoruz. Nereden bulsak, nasıl yapsak? Ne diyorsun sen ya Muzo? Allah Allah. Sen geçen gün gösterdin ya bana senin arabanı. Kız gibi araban var. Kızım, o araba, o araba mı? Ben sana kaç kere anlatacağım. O araba benim rahmetli babamın yadigarı bir araba. Annem o arabaya gözü gibi bakıyor. Çamaşır suyuyla yıkıyor kadın. Beni yanına yaklaştırmıyor arabanın. Bak Muzaffer, durum gerçekten çok ciddi. Anla işte abi, gönül işi. Ya hem aşk acısını sen anlamayacaksın da kim anlayacak ki burada? Bak zayıf noktamdan vuruyorsun Osman. Gerçekten Osman'cığım zayıf noktamdan vuruyorsun. Aşkı da benden fazla anlayan bir adam bulamazsın. Gerçekten. Ama annem beni doğrar. Vallaha doğrar. Ya Allah Allah Muzo, annenin haberinin olmasına gerek yok ki. Ya sanki kadın gece mi giriyor yıkıyor arabayı ya? Gündüz yıkıyordur. Biz alacağız arabayı. Haberi bile olmayacak. Bırakacağız tekrar. Ayhancığım, ben anamı tanıyorum. Ben bu riski alamam. Gerçekten bu iş imkansıza yakın. Bu iş olmaz. Ya, tamam Muzo ya, tamam. Tamam, tamam. Söylemedik sen. Abi. Abi üzülme. Bulacağız bir yolunu, tamam. Ay tamam Osman ya. Neyse başkalarına sorarız artık. Vallahi birkaç arkadaşım var, onlara falan sorarız. Sıkma canını. Otostop falan yaparız yani. Hayır, aa! Ne biçim laflar bunlar? Hayır, buna karşı çıkıyorum. Çünkü neden? Aşkta otostop olmaz. Bu benim kırmızı çizgim. Bir şekilde ayarlayacağız. Madem aşk için, bakın bir günde gidin gelin. O arabayı aldığınız gibi gıcır gıcır yepis yeni garajına geri bırakmak sözüyle veriyorum. Aferin be, altın kalplisin, yemin ediyorum baksana. Tabii, aşk dedin. Aşk dedin, şu anda beni yüreğimden yakaladın. Çünkü mevzu bahis aşk olduğunda bizde limit yoktur. Herkese benden çay. Eyvallah abi. Abi evki açık olsun. Of, çok büyük aile çay bahçesi. 50 tane aile var. Yemin ediyorum gaza geldi. Mahalleye girmeyin hiç. Burada. Tamam. Sanem. İyi geceler Can Bey. Her şeyi aldın değil mi Sanem? Ya aldım. Sanırsın 20 günlüğüne gidiyoruz. Kendi valizini doldurduğun yetmedi. Bir de benim valizime doldurdun eşyaların. Yani bak şu kadar yer kapladım ben bavulun içinde. Şu kadarcık. Ay tamam Sanem, uzatma ya. İyi. Nişan yüzüğünü takmamışsın yine. Ay unuttum. Annemden saklamak için işte bir oraya koyuyorum bir buraya. Tak onu tak. Tak onu. Tamam. Orada da beni rezil etme tamam mı? Hadi, alakası var. Tamam ben söyleyeyim de. Alo, Aysun. Aa, günaydın canım. Ya kusura bakma bu saatte aradım seni ama... Kızım, çok acayip haberlerim var sana. Aa, yok canım, öyle ayaküstü anlatır mıyım? Hadi kalk gel bana.
Hadi gel. Ama ben tamamıyla iş kafasıyla buradayım şu anda Senem. Vallahi o Aylin'in ajanını yakalayacağım, kafaya koydum. Zaten bizden biri ama kim bilmiyorum. Bakalım Sultan kaçamayacak benden. Hı hı. Tamam, kolay gelsin sana. Osman nerede acaba ya? Ya çocuk var ya, sırf senin için dükkanını kapattı, şehir dışına geldi. Ne kadar iyi bir insan ya. Vallahi ortalığı bu kadar komplike nasıl karıştırıyorsun? Bu çocuk bulman bilir, hala ne bilmiş değilim ben. Tamam, sakin ol. Geldik işte, hadi. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar, Nove Fiore'nin çalıştığı 4 ajans olarak kamptayız bugün. Şimdi kampta neler yapacağız? Çeşitli atölyelerimiz olacak, efendim mesela oyunlar olacak, etkinliklerimiz olacak. Ben Deniz JJ, kamp sorumlusu. Burada da yazar zaten. Dileyen gelip buradan okuyabilir isterse. Çünkü burada yazıyor kamp sorumlusu diye. Buradaki amacımız nedir, kampın amacı? Burada güzel arkadaşlıklar var. Güzel anılarla... Şeytan. Gününüzü göreceksiniz. Kamp sorumlusu JJ. Senin eline. Tiplere bak, 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 çakçı gibi. Şuna bak, nerede itici tip var bulmuş. Bak. JJ, bir şey sorabilir miyim? Karşı ajans neden bizim dinlediklerimizi dinlemiyor acaba şu anda? Vallahi Deren Hanım, onlar kendileri bilirler. Ben anlatacağımı burada anlatıyorum. Sonra ay biz bilmiyorduk, etmiyorduk diyemezler yani. Öyle bir şeyleri yok, burada dursalardı bana ne? Çok mantıklı. Her neyse, şöyle yapalım. Odalarınıza yerleşin. Bir saat sonra ilk etkinliğimiz başlayacak. Herkes kendi ajansının takımının formasını giysin ki ajanslar karışmasın. Benim canımı sıkmayın. Sizi seviyorum. Bu kadın ne kadar kötü kötü baktı ya. Çok ürkütüyor beni. Öyle ablacığım, kötü çünkü. Kızlar, durum anlaşıldı. Biz burada motivasyon kampında değiliz. Biz buraya Aylin'le savaşa geldik. Peki hep birlikte savaşa var mısınız? Varız. Varız. Sanem sen de varsın. Hı. Koy, elini koy. Evet. Varsın. Varız. O zaman... Fikri harika. İşte bu kadar. Çakma reklamcılara gösterelim kim olduğumuzu. Burası reklam ajansı ama biraz yaratıcı olun ya. Geçme Aylin. Ki senin çok iyi bildiğin bir şey. Ben yerimi bilirim. Evet, usulsüzlük yapmayalım lütfen. Böyle geçelim. Evet, oyun çok basit. Şöyle ki, bir taraf bir takım buradan ip çekecek, bir takım oradan. Arada böyle git geller yaşanacak. Hangisi çizgiyi geçerse ya da düşerse o taraf kaybediyor. 3, 2, 1, başla! Asalım, destek, destek. Sanem, ne yapıyorsun? Çeksene şu ipi. Taraflar çok önemli. Taraflar çok önemli. Arkadaşlar destek verin. Asılın kızlar iyice. Tribün çok hadi önemli. Hadi Sanem, çeksene. Tribün çok önemli. Ya Osman nerede? Ona bakıyorum ben. Ya çek şunu. Ne Osman'ı ya? Çok önemli. Arkadaşlar destek verin. Sanem, ne yapıyorsun? Çeksene şu ipi. Lütfen destek verin. Osman'a bakıyorum. Evet, gelmedi hala. Evet, o kadar sen çekin. Ya gel. Çek. Evet. Çek. Hadi siyah takım. Su, evet. Şöyle, şunu şöyle yapmayı gösterdim ben size ya demin. Derencim bırak.
Çok güzel araba. 55 model değil mi? 4000 cc 150 beygir. Arabadan anlıyorsun. Şöyle biraz bakabilir miyim? Tabii ki. V8 motor. Otomatik vites. Bu kupeleri sadece bir yıl ürettiler, kaldırdılar diye biliyorum. Evet. Maşallah çok güzel. Pırıl pırıl bakılmış. Eyvallah. Ya lafa tuttum seni de. Kampa mı geldin? Evet. Hangi ajans? Hiçbir fikrim yok. Ha sen şey, eş kontenjanından. Kıramadık geldik. De bana göre değil bu işler. Haklısın. Yavaş. Oyun sonsuza kadar sürecek mi? Osman nerede kaldı ya? Ya sana başlayacağım şimdi Osman'la. Şunu çeksene biraz. Şimdi Can Bey gelmeden önce gelse ne kadar güzel olur. Havalı havalı tanıştırırım ben onları. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben dün gece onu tembihledim, kimseyle konuşmayacak. Can Bey'i görünce sadece merhaba diyecek. Ha, iyi, sen söylediysen iyi o zaman. Yani bir şey olsun. Ay! Çek! Bak sen çek şunu! Çek! Evet, Nermin hadi geç dur ya. Geç dur yapma ya. Çekil değil hadi! Çekil değil bir şey yani bu. Osman yok, Osman yok diyorum. Çek! Can Bey. Leyla. Osman. 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 Hoş geldin Osman. Osman. Evet evet, tanıştırayım. Nişanlım Osman. Nişanlısı Osman. Can Bey, patronumuz. Can. Osman. Hayatım biz bir odaya gidelim. Ben bir şey konuşacağım seninle. Çok pardon. Tabii. Aa, ben de eşeğimi odada şey yapmışım. Ben onlara şap geliyorum. Vallahi var ya Muzo, çiçek gibi oluyor ha. Böyle yeniden yaratıyormuşuz gibi ha dükkanı. Kızım vallahi çok iyi akıl ettin. Bir dükkanımız var artık, tertemiz, cıncık gibi yaptık. Ama şu sektörü belirlemedik kızım. Sektöre ne karar verecek, kim karar verecek onu bir seçeydik. Biz karar vermeyeceğiz. Evren karar verecek. Ondan sonra da bana haber verir herhalde. Ben de seni haberdar ederim. Ama yani hani şöyle düşün, senin bu denklemde çok da büyük bir yerin yok. Yine de vergi levhası benim üstüme olduğu için o evrene söyle, bana da haber versin. Dükkan benim. Öyle. Muzaffer. Aa anneciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, ne olsun vallahi. Dükkanımızı temizledik, boyuyoruz şimdi de Ayhancığımla. Çok şükür. Maşallah. Muzaffer, ben sana bir şey diyeceğim. Şuraya bir otursana yavrum. Allah Allah. Merasimle mi bir şey söyleyeceksin anneciğim? Ne oldu? Vallahi 3 aylık ömrüm kaldı herhalde. Onu söyleyecek. Allah gecinden versin. Ağzından yer alsın yavrum. Olur mu öyle şey? Yalnız şimdi söyleyeceğim şeyden sonra sakin ol, oldu mu? Yok, zaten benim mizacım sakin. Ben istesem de gerilemiyorum. Yavrum benim. Sanem. Evet, Sanem komşumuz. Sanem nişanlanmış. Yok,
Nişanlanmamıştır o. Nişan almıştır ve 12'den vurmuştur. Biliyor musun o fındık kurdu? Ne anasının cin gözü o var ya. Yemin ediyorum nişan almıştır. Yanlış anlamışsın. Nişanlanmamıştır. Melat nişan yüzünü görmüş. Kafam kadarmış. Annesinden saklıyormuş. Saklı demiş. Gizli demiş. Nasıl gizli demiş kızım? Bizden de mi gizli? Benden başkasıyla nişanlanmış o zaman. Benim haberim yoksa başkasıyla nişanlanmış. Bu kız kimle nişanlanmış? Ya oğlum bir dur, bir durun ya. Aysu teyzeciğim oluyor mu böyle ama? Allah Allah. Benim kardeşim iş yerinde bir yanlış anlaşılmaya kurban gitmiş. Yani nişanlama falan yok ya. Hı hı hı. Bozacı'nın şahidi Şıracı. En yakın arkadaşının beyanına mı inanacağım ben şu anda? Arıyorum. Ara. Kendin gör. Ahanda kapalı. Yemin ediyorum bu kız nişanlanmış. Vallahi telefonu kapalı. Bu kız nişanlanmış. Ayhan yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Muzo? Motivasyon kampına. Ya saçmalama oğlum. Orası şehir dışında. Arabanız da yok. Neyle gideceğiz? Metrobüsle mi gideceğiz şehir dışına? Gerekirse teleferikle gideceğiz. Troleybüsle gideceğiz. Adını söyleyemediğim türlü taşıtlarla gideceğiz. Atlarla gideceğiz. Katırlarla devam edeceğiz kızım. Takip et beni. Aklı gitti çocuğun. Eşekle gidiyoruz diyor. Allah'ım yarabbim ya. Osman biz sana demedik mi Can Bey'le konuşmayacaksın diye? Sen niye gidip adamla sohbet ediyorsun? Adam geldi yanıma, tanımıyordum ki. Yok. Osman sen bu işi yapamayacaksın. Sen yalan söyleyemiyorsun çünkü. Ya kimseyle muhatap olma, kimseyle konuşma. Sen benim nişanlımmış gibi davran. Bana odaklan. Bende kal. İyi, tamam. Tamam. Şimdi çiftler için bir etkinlik var. Bizi oraya yazdıracağım. Daha inandırıcı olur. Aa, çok iyi fikir ablacığım. Leyla sen de gelecek misin? Hayır yok Osman'cığım şimdi siz nişan taklidi yapıyorsunuz ya. Çiftsizsiniz yani o açıdan ben gelmeyeceğim. Tamam anladım. İyi tamam. Ben resepsiyona gideyim. İkimiz için kayıt yaptırayım. Ararım ben seni. Resepsiyonda buluşalım. Tamam, tamam da burası benim odam mı? Evet evet. Sen burada kalıyorsun. Biz de zaten hemen bir yandaki odada kalıyoruz. Tamam. Osman bu arada vallahi çok sağ ol ya. Senin yaptığın şu iyiliği var ya başka hiç kimse yapmazdı. Harika bir insansın. Ne demek canım. Görüşürüz. Efendim Ferit Bey. Emir Bey, kusura bakmayın rahatsız ediyorum sizi. Ama kafama bir şey takıldı. Bir pot kırmış olmaktan korktum. Ne oldu, hayırdır? Geçen gün aynı hanım geldi. Ben de bir boş boğazı gidip sizin aldığınız yüzükten bahsettim. O da görmek istedi. Fotoğrafını gösterdim. Umarım evlilik sürprizini bozmamışımdır. Anladım, tamam. Önemli değil. Yapacak bir şey yok. Hoşçakalın. Ne o resepsiyona jacuzzi ile oda mı soruyorsun? Valla jacuzzi ile oda olsa sorarım valla ne yalan söyleyeyim ben. Jacuzzi şart. Aç bakayım az mı? Ya Emre Bey, Can Bey, futbol takımımızda, ajansımızın futbol takımında eksik var. Sizin de oynamanız lazım. Gelin lütfen. Oğlum adam daha yeni jacuzzi ile oda sordu. Keyif adamı biliyorsun. Tam ya, tam keyif insanı gerçekten. Ben çok sıcak darlandım, odaya gideceğim. Aynen, bir de o adamlar bize light gelir. Adamlarla da iş yapacağız şimdi, fark atıp üzmeyelim. Ayıp olmasın yani, değil mi Emre? Fikri harikanın bebelerine bak, biz yeneceklerini zannediyorlar. Ne dedi onlar bize? Şeyce bize mi dedi onlar bebe mebe ben yanlış duymadım değil mi? Evet evet bebelerine bak yeneceğini mi zannediyorlar falan gibi şeyler söylediler. Sana yoga dersine gidiyorum gelmek ister misin? Yok ben nişanımla Osman'la çiftler kurabiyesi şey etkinliği var ona katılacağız. Ay çok tatlı çok yakışıklı çocukmuş şanslı kızsın ha. Evet ama Can Bey vallahi bizim kadar şanslı değil herhalde. Polen Hanım nerede? Polen Hanım'ın turnuvaları ayıracak vakti olmaz sattım. İş, eğitim, kariyer, güzellik her açıdan zirvede yani. Ama şimdi sen eğer sevgilinle bir kurabiye yapamayacaksan o ilişkiyi neden yaşıyorsun değil mi? Haklısın. Bir de en fazla alerji yapar. Mevsimi zaten. Ama Osman hiç yanından ayrılmaz. Diz dize ele... Osman? Hadi bakalım.
Osman. Eyvah. Osman. 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 Ya benim gördüğüm şey sen de görüyor musun Güliz? Evet. Yani futbol söz konusu olduğunda bütün erkekler tek hücreli organizmaya dönüşüyor. Yani beyin yerine dalak koy, yine şut atar. Yine atar. Osman. Osman. Ne oluyor burada? Abla görmüyor musun? Can Bey'e çok yakın davranıyor. Ya bir pot kıracak. Engelle şu duruma, engelle. Ya ben nasıl engelleyeyim şu anda bunu yani? Sen hem sahanın içine mi gireyim? Ne yapayım? Osman. Ha, güzel. Top alayım. Şimdi hava atışıyla oyunu başlatacağım. Bir şey yap, pot kıracak, engelle. Ay ne yapabilirim ki ben şu anda ya? Oh, ah. Oh. Ah ya. Nereye? Güzel. Evet, tek oynadı. Evet. Aa. Güzel. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben maçı durduruyorum şu anda. Durduruyorum. Osman. Hadi çıktın. Dışarı çıkıyoruz buradan. Maç bitti. Osman çıkıyoruz. Dışarı. Osman dışarı. Out oldu bir anda. Out. Kurabiye in, futbol out Osman. Hadi Osman. Hadi. Arkadaşlara bay bay yap. Kurabiye yapacağız ya. Gel. Kurabiye yapacaklardı da.